Bir, Ankara'nın Melik Gökçek'ten kurtulması lazım. Bu bir zorunluluk. Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı bir talep de var ve üstelik Belediyenin imkanları kullanarak hep önünüz kesiliyor. Hem kendi arkadaşları, yakın çevremde istişare yaptım. Hem cep telefonundaki bütün telefonlara mesaj attım. Daha sonra Beypazarı'na gidip oradaki yıllardır siyaset yaptım. arkadaşlara sordum. Onlar da üstelik ısrarcılığı olmadım. Siz ne dersiniz ben onu yapacağım dedim. Ancak ısrarlı bir şey. Onların hepsi de aday olmamı istediler. Çünkü dediğim gibi yani Ankara'da gerçekten kötü bir yönetim var. Elinizde de bir fırsat var. Ee, bu şekilde adaylığımız gerçekleşmiş oldu. Bey pazarına ne kattınız da Ankara'da yok? Eğer siz uygun bir ortam oluşturursanız Ankara'da tarih ve kültür çok. Ulus civarı bütün e, batıdaki şehirlerde olduğu gibi downtown ya da old town denilen şekilde düzenlense, ulusdaki trafik aşağı alınsa, oralar tümden kale ile beraber, hamam önüyle, itfaiye meydanı ile, çıkışlar yokuşu birlikte düzenlenirse, düzenlerseniz, Acayip bir görüntü ortaya çıkar. Ulusu yayalaştırırsınız. Ulus civarındaki tarihi binalarda ortaya çıkarttığınız zaman yepyeni bir görüntü ortaya çıkar ve gezinti alanı çıkar insanlar. Yoksa AVM'lere tıkarak biz ne, ne yapacağız? Nereye kadar bu AVM'lerle çözeceğiz? Yani Hollanda'da, Amerika'da bir kural var. Ödeyen karar verir. Çünkü ben maaşımı nereden alıyorum? Vatandaşın verdiği vergilerden. Personelim oradan alıyor. Bütün yaptığım hizmetleri ben sizin paranızla yapıyorum. Bisiklet yolu yapacak mısınız? Bisiklet yolu yeni imar planlarında zorunlu koşulacak. Engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak konular olacak mı? Bir de artık hepimizin hayatımızın parçası olan hayvanlar ama sokak hayvanları ile ilgili Ankara'nın belli bölgelerinde siz de biliyorsunuz ciddi sorunlar Onlarla var. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Hayvan hakları bir defa şöyle bakmanız lazım hayvana ve ağaca. Bak, Müslümanız diyoruz. Müslüman bir insan Allah'ın yarattığı hayvana bir deriz ki hani böcek bile sebepsiz yaratılmamış deriz. Bir Müslüman Allah'ın yarattığı bir hayvana hayvan ne olursa olsun nasıl kötü davranır? Hiç bu şekilde yaklaşmıyoruz. Ya Allah bunu soracak. Çok samimi olarak yani bunu insanlara biz camilerde anlatsak herhalde o hayvanları eziyet yapmaz kimse. Keyfi kedileri tekmeleyenler, köpekleri veya diğer hayvanları eziyet eden, kuşları eziyet eden, keyfi fok balıklarını ateş eden bir sürü insan görüyoruz. Nasıl insanlarız biz? Ne olduk bu hale geldik? Yine ağaçlar. E son gün olsa kıyametin kopacağını bilseniz diyor. Peygamber Efendimiz ağaç dikiniz diyor. Ya Biz ağaçları önümüze üç kuruş için ağaç kesiyoruz. Ne oldu bize? Dolayısıyla bu birinci yeniden bizim uyandırmamız lazım. Engellerde zaten yasa var Murat Bey engellerle ilgili. Ama göstermelik değil. Engeller için özellikle engellerin mesela bir araçlara bir tane iki tane alınıyor. Hepsinin binebileceği şekilde yani çağdaş Avrupa'da dünyada nasıl oluyorsa engellerin bizimle beraber eşit yurttaş olarak çalışmaları için bir sürü düzenlemeleri yapacağız. Bununla ilgili Ankara'nın bukları, bakları diye biliyorsunuz bir site var. Oradaki engeller için yapılanları görünce de insan içi sızlıyor. Siz e, Ankaralı'nın günlük hayatını etkileyecek, cebini etkileyecek ne vaat edeceksiniz? Havadan para alınabilir mi? Havadan siz para alırsanız yani solumayacak, ölecek insan, İnsan hakkıdır. Sudan da alamazsınız. Çünkü insan suyu iç, içmezse ölür. Aynı hava gibidir. Fakat bütün dünya şunu benimsemiştir. Yani suyun bir temin bedeli vardır. Bu bedeli amortismanı, personel gideri kadar bir ücretin alınmasını söyler ve askı bunun için kurulmuştur. Peki ama o bir kaynak da Sen, yaratıyor belediyeye. kaynak yaratamazsınız sudan. Sudan, Sudan yaratılan Yaratamazsınız. İnsan hakkıdır bakın. Her şehirde Sudan para alıyor. Hayır efendim, olarak. insan hakkıdır. Ha, su tamam, bedava yani mı olacak? Belediye yani? başkanları bunu yapar. Bedava değil. Bakın masrafını alacaksınız. Hı. Üzerine amortisman ve yeni yatırım giderini koyacaksınız. Ne kadar azalacak mesela? En az yüzde otuz şu anda yani yüzde yirmi beş atık suyu yarıya düşürüyorum zaten. Yani oradan fark. Yani Ankara'nın cebinden suya giden paranın yüzde otuzu evet. mu gitmeyecek artık? Gitmeyecek bir. O birincisi. Örneğin ASKİ 1 milyar gelir elde ediyorsa Sudan. Giderde de 1 milyarsa dersiniz ki 50 karşılıyor zaten. bir yüz yapıyorsa gider e zarar ediyor dersiniz. Ancak hangi faturalarla o gider bir yüze çıkıyor, 1 milyar yüz milyona çıkıyor göremiyorsunuz. İyi, da. Ben şeffaf, iddia ediyorum. Şeffaf değil mi? Mahsusun? Değil ben iddia ediyorum. Diyorum ki bakın siz askıya asfalt yaptırırsanız. Asken'in asfaltını belediyenin diğer bütçesi yapacak. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bütçesi yapacak. O, ona göre ayağınızı yorgana göre uzatacaksınız. Yani iki katrilyona, bir milyar dolara tema park yapmayacaksınız. O Belediye zaman. borçlu mu şu anda? Evet borçlu. Ne kadar? En az 4-5 milyar benim, bizim bildiğimiz borçlar. göre bildiğimiz Evet en az. Bir de belediyenin ikinci en önemli görevi toplu taşımdır. İşte siz ulaşımda da. Ucuz taşımak zorundasınız. Benim duyduğum yani net göremediğim için söylüyorum. EGO'ya da bazı faturalar başka belediyenin fen işlerini yaptığı faturaları ödettirildiği için zarar ediyor diye görünüyor. Yani siz o zaman belediyenin şirketlerinin gerçek görevlerini evet. yapacaklarını evet. ve evet. sırf onun için elde ettiği geliri başka alanda kullanıyorsunuz. Belediye otobüs ücretlerinde ne kadarlık bir indirim yapacaksınız eğer seçilirse? Yani onda açıkçası şeyi bilmiyorum. Onda da e, suyu da atık suyu rahat yapabildiğimiz için oran belli. Ancak ego da çalışan arkadaşlar bana sair faturaların EGO'ya kesildiğini bildiriyor. Ancak biz onu da göremiyoruz. Yani hangi faturalar ne kadar sadece gider yazıyor. Yani onu diyorsunuz göreceğim. göreceğim. Eğer ego evet. fazla e, ulaşım dışı işlere para aktarıyorsa Aktan, onu kesip evet. indirim yapacağız. Seçildiğiniz gün mal beyanınızı açıklayacaksınız. Ben mısınız? şimdiden açıkladım efendim. Ve her yıl Fark her yıl açıkladınız mı? Çok oldu. Nereye koydunuz? Şey onu? web sayfamda evet, var efendim. her efendim. yıl her yıl tekrarlayacak mısınız? Tekrarlarım. Açıklamaya? Bir sorun bu. Bir her de, şeyimiz şeffaf evet. Bir de şimdi bir dakika Denizciğim. Zengin misiniz? Esmaa, <laughs> <Vallahi> sayılmam herhalde. <laughs> Neyiniz var? Ya benim işte bir bir tane arsam var avukatlık yaparken kalan. Bir tane gümüşçü dükkanımız vardı. Onun mülkiyetini sattık. Bir tane hanıma ait daireyi sattık. Onun yerine Ankara'dan bir tane inşaatı devam eden bir daire aldık. Bir tane bağım var. Üç tane Şimdi de... Bağ, bağ. Ankara'nın Ankara <laughs> bağ, bağları. <iyi> <laughs> İki dönüm İnezi Vadisi'nde bağım var. Üç tane de şeyim var benim. 50 metrekare babadan kalma yere daire yaptırdım ve sayın işte başkanın geçen sene bir yapılan en büyük otelini yaptırıyor dediği 3 tane 50 metrekare dairem var. Başka dairem de yok Beypazarında. Eşiminde e, babadan kalma malları var. Başka bir şey yok. Küçük kızımın adına bir araba var. Büyük kızımın hiçbir şey yok. Bana kızıyor. Şimdi aşağıda da yüz diyor. Hiç olmazsa bir şey verin de benim bir şeyim olsun diye takılıyor. Açık efendim. Her şeyimiz 10 yıllık hesabım değil. Bakın 5 yıl böyle geçti. 10 yıllık belediye başkanının döneminde de isteyen herkes bütün banka hesaplarımı, banka kartlarımı inceleyebilir.